Polis abi de durmadı. Arkadaşlar bir sebepten ötürü... Dastır durmaz ya. Daha yeni kalkıyor bak, vallahi durabilir. Arkadaşlar bir... Ya ne arkadaşlar? Arkadaşlar bir sebepten dolayı yolda kaldık. Sakarya'ya dönmeye çalışıyoruz. Geyve'ye dönmeye çalışıyoruz. Yolda otostop çekiyoruz. Biraz önce bir amcamızla karşılaştık. Allah razı olsun, yolda bizi aldı. Şu anda mevkimizi de söyleyeyim. Bu arada saçım başım darmadağın halde. Hiç ne halde oldum bilmiyorum. Şu anda Bozdük semalarındayız. Daha öncesinde Eskişehir yolu üzerindeydik. Ya oğlum geçen uzak. Niye uçak bindin? Niye uçak bindin? Nihat böyle çekiyor arkadaşlar. Otostopu böyle. Bu BMW biz bir almadı ama başka amca aldı. Şu an dejavu olacak bak. Dejavu olmak. Şoka gireceğim. Onunla yeni devam. Geliyor mu? Geliyor geçti. Bak yine. Bak nasıl bakıyor. Nasıl bakıyor, gördün mü? Arkadaşlar BMW'ci benzin alırken geliştik. Video başlıyor. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım neler olacak bilmiyorum. Evet, şu an Bozcu'ya açtık. Amcamız sağ olsun bizi Bozcu'ya bıraktı. Amcamız da tam böyle 1990'dan kalma bir atmosfere sahipti arabasıyla beraber. Mükemmel bir ortamdı. Çağıralım gidelim diyor. Niye böyle heyecanlı? Ha ben dedim BMW'ye getireyim buraya ama. Olsun oğlum, ne yapacağız pazar günü? Nasıl olsa yürüyerek kovarırız. Ben yorulmuyorum. Önceliğimiz GV ekmek. Broadway çok iyiydi ya, çok konforluydu. Ben hayatımda hiç otostop çekmedim bu arada. Gürkan hep otostop çekiyor, böyle egzantri takılıyor. Biz Nihat'la ikimiz, Nihat da otostopçu alıyor. Ya bak burada 3 şeyi de görebiliyorsunuz, 3 koşulu da görebiliyorsunuz. Ha aynen. Ego süper ego. Bu sürekli bir de korna çalıyorlar ya. Kornaya bak ya. Hadi mi çektirmek istiyor. Ya yemin ederim 4 teker olsun bir araba olsun. Şu an tek derdimiz o. Bir de karnımız aç. Köftecisi var ileride, ona gitmeye çalışıyoruz. Yine böyle bir karmaşık video olabilir. Baştan söyleyeyim ben sizlere. Bizim biraz daha rahat çektiğimiz videolardan biri. Aynen öyle abi. Burada durak kanka. Burayı. Oğlum geldik Yusuf'a. Lan Yusuf de 10 kilometre ileride oğlum. Ne Yusuf ya? Ben hiç otostop çekmiyorum. Bunlara bıraktım işi. Nihat biraz önce durdurdu. Nihat artı 1. Evet bak 1 puan. Evet 1 puanla önde. Gürkan'la yarışıyorlar. Gürkan sözde dedi ki ben durdururum arabaları ama Nihat bu işi becerdi. Güldü mü? He böyle böyle yapıyor. Ben özellikle diyorum Mercedes BMW çekin ama olmaz diyorlar. Bulamayız. Bir de duruyormuş Porsche Taycan falan. Of video çeker, inceleme videosu çekeriz. Kamera yanında. Ya sıra çek. Duruyor ya, duracak galiba. Oğlum millet öyle reklam olmak için yapıyor ya. Hepsi kornaya basıyor, biri de durmuyor. Arkadaşlar sabahtan beri otostop böyle çekiyor. Yani hani jandarma gibi otostop çekiyor. Durmaya da el sallıyor. Ya. Oğlum arabayı çözemedim ben de. Ya polisi durduracak. Bak polise el sallıyor ya. Abi harbiden Yusuf'a bıraksın bizi ya. Polis abi de durmadı. Ya bu polis abi radar abi biraz önceki. Bir de korna çalıyor ya. Sanki jandarma trafik kontrol yapıyor ya. Böyle ya şu hareketi yapan biri de ben hayatta durmam abi. Bak yine annesi arıyor. Annesiyle konuşuyor. Sürekli aile fertleri telefonda. Kanki burası zaten tehlikeli oğlum, buraya durmaz ki. Hala bir ümit orada. Geberleşiyor ama. En azından karnımızı doyursak. Ben aslında dedim ki arkadaşlar BMW'ye getireyim, burada alsınlar bizi. Çünkü otobüs biletlerinin fiyatı cidden BMW'nin gelip gitmesinden daha pahalı. Olursa otostopla gidelim diye düşünüyoruz. Maalesef yolda kaldığımız için
böyle bir sıkıntımız var. Ve üzerine şöyle bir durum var. Yolda öyle yolda kaldık ki adam üzerine mont almamış. Sıfır mont yok. Bu şekilde geziyor. Çantayı da üşümemek için takıyor üzerine. Üzerine ben hastayım. Hadi Tiggo Andrus. Harbiden önde atlar diye. Almaz. Kanka onlar ağırlık olur çok yakar diye durmazlar. Vallahi geldi. Amcam gelmiş gördün vurdukları. Otostop çekiyorsun. Selamünaleyküm. Senin haberin vardı direkt söylemedin değil mi? Hayır mı oğlum şimdi aramış. Lan var ya. Ali abi nereden çıktın sen ya? Gördün mü amcamı? Ben de diyorum lan Passat'ın dörtlü yaktı duruyor diyorum. Harbiden ha. Ben de sevindim gördüm biliyor musun? Buradan gördüm sizi. Aa gördün geri döndün. Bizi ülkede görmeyen kalmadı ki. Abi olaya bak ya. Evet arkadaşlar biraz olsun kurtulduk. Ali abi yolu bizi kurtardı. Onlar gidecektik. Buraya kadar otostopla geldik zaten. Bir tane dayı aldı şu kenarda indirdi. Nihat'ın öz amcası. Aklıma geldi ya lan mutlaka ne yapınlar işte diyordur dedim. O BMW'ci yakala abi bir tane BMW'ci Ali var. Ali amca gözünü seversin. Neydi plaka son 26 plaka. Zaten kare plaka. O adama el sallayacağım gece. İki kere geçtiğim üzere almadı bizi. Abi buradan arkaya döndüm ya. Ben baktım Passat'ı dörtte yaktı. Benim hala aklım yandan kamyon geliyor ya. Ben oğlum sen cidden abi bilmiyor muydun? Yok ya şey bir yandan umudum vardı. Bir de tam telefonu elime aldım. Ali amcam bir dakika önce aramış ya. Araba buldunuz mu diyecek diye soracak dedim. Ali amca daha demin Passat telefonla Prodi'yi değişiyordu takasa. Telefonla Prodi'yi takasa veriyordu. Diyor bunun diyor bir yere götürülüyor diye en azından bu bir yere götürüyor. Arabaya bindik Gürkan adamın kaliberi böyle yapıyor. Valla soğuk mu lan? Ağlayasım geldi. Ya boşver ne kahvaltı sürde gidelim şuradan ya. Evet hedefimiz burasıydı arkadaşlar. Hedef buraydı ama artık hedef kalmadı. Artık hedef kalmadı. Seviye anladım ya. Oğlum olsan buraya kadar da gelsek bak burada hurda arabası var mı? Anne Ali amcam geldi aldı gidiyoruz. Hemen annesine haber veriyor ya. Ali amcam iyi görmüş ha. Görmese o bozuyu OSB'ye kadar gidecekti. Benim aklıma geldi zaten. Zaten yolda 3 tane sap görünce demiştir kesin bunlar diye. Bak dayı gördün mü her işte bir hayır var. Dayı bizi şeye bırakmış olsaydı. Evet Yusuf'ta oturduk biliyor musun? Yemeğe oturduk. Hayır işte Ali amcam giderdi oraya. Aynen işte görmezdi bizi. Vay be harbiden ha her işte bir hayır var. Ama dayı Hızır olabilir abi. Hızır Ali İhsan diye düşünüyorum ben o dayıyı. Evet. Gürkan tam böyle uykusu gelmişti artık yavaş yavaş ölmeye yakındı. Dayanın kaloriferiyle beraber Broadway'e geldi yani bir anda. Açıldım bir anda. Adam şeyi komple açmış kaloriferi. Adam amca iki kademedeydi ya dört kademeye çevirdi. Gürkan ısınsın diye. Ondan sonra arabanın içi alev alınca bu sefer kendi kapattı. Oğlum o BMW nereye gitti lan o sefer? Neydi rengi? Beyaz. Üç kasa beyaz. Zaten görürsün önü yere bir santim falan araba. Orada araba bir tane duruyordu şey dedi. Adam da kardeşim 3 kişi. Zaten dayı sürekli dikiz aynasından bakıyor ya o sen. Her an saldıracağız diye. Her an saldıracak gibi. Ali amcamın geline haberim olsa var ya size harbi iyi işletirdim. Gerçi kendim işlenmiş oldum şimdi. Niye diyor aa Passat durdu ha diyor. Ben de plakayı da bilmiyorum ya ben direkt evet. Öyle yok Nihat da başta anlamadı ki. Ben de anlamadım ben plakasına mı bakıyorum. Dörtlü yaktı geliyor ya adam. Dedim Gürkan arabayı durdurdu. Ben öylesine durur diye düşündüm yani Passat'ın durma ihtimali hiç atma gelmedi. Benim derdim o yandan çıkan kamyoncu vardı ya tanker. Aynen onu bağlamaya çalışıyorduk. Oydu. Onu kesin durdururduk bak. Ali amcam gelmemiş olsa o kamyoncuyla giderdik. Ali amca sen de bayağı seri kullanıyormuşsun ya. Maşallah. Bayağı, Ali amcam tırla gidiyor bu yaslarda. He. Ya ciddiyim bu araba seninkinden çok çok farklı gidiyor. Hiç ya. Araba kasılmıyor hiç değil mi? Hiç hissettirmiyor hızı ya. Hiç işte gidiyor gibi ya. Evet hiç hissettirmiyor hızı. Hayır kasılma yok kasılma. Sana Nihat'ın şansımanı değişecek. Bu başka bir Passat. 30 beygir 40 beygir aşağıda gidiyor. Biz otobüsten indik Ali amcamla. Abi ben nasıl saat 21'deyse girerek kontrola baba. Babası neye başlıyor? Malatya'dan adam buraya çalışmaya geldi ya. Tam çalışıyoruz abi işte. İşte düşünsene yani Malatya'dan gelirken adam buralarda belki holding sahibiyle otururum, şunda bununla otururum şey yaptı diye. Beyin ha Ali amca. Arabanın beynine girsin arabayı çözer. Yok canım zaten adam alsa biz bilmezdik o BMW'yi ya. Değil mi? Yolda bozdur falan. Ya adamın arabası daha yeni de yanında kadın var olmaz 3 tane erkek var.
Ne güzel bir laf. Ne güzel bir laf. Evet arkadaşlar, bu güzel topraklara geldik. Ah, ah benim topraklarım. Hiç geleceğimizi düşünmedim. Maraş'ın dağında kız. Sen buradan devam edeceksin abi. Biliyorsun zaten yolu. Yani en iyi vur bu bizim araba. Daha gitme abi, nereye gidiyor? Senin araban var. Abi göz üzerine sağ ol. Valla en iyi otostop alan kişi ne diyorlar, otostop alanlara ne diyorlar? Böyle bir otostop görülmedi. Vallahi mükemmeldi. Abi görüşürüz. Hadi kazası biraz sürüşler. Rengi farklı değil mi? Daha kaliteli. Rengi aynı değil. Ali abi yakışıyor sana. Görüşürüz. Baksana abi araba yanıyor lan. Farlar marlar. Oğlum bunu çakma, ben sana hayır, sorayım. Bunun rengi daha güzelmiş. Büyük ihtimalle benim gibi Trendline bir arabayı dünyasının gidip çevirdiler, tamam mı? Olabilir mi? O bir %90. Anlamış abi. Ya siz boş verin oğlum. Nasıl geldik lan? Oğlum tırdan dağırken geldik ya. Bundan sonra hep böyle yapalım. Arabayı bırakalım orada. Arkadaşlar kavuştuk arabamıza. Evet arkadaşlar sonunda yemeğe geldik. Saat 1 mi oldu? 1'de yemeğe geldik. 1'e 20. Bakalım ne bulursak yiyeceğiz artık. Arkadaşlar Allah razı olsun, bir yemeğimizi yedik. Bu sefer Nihat ödedi. Oğlum şunu al ya. Bu sefer ücreti Nihat ödedi. Artık o bizim hükümdarımız. Biz köleyiz artık. Kim öderse. Beni aldı orada. İçtim. Arkadaşlar hemen annesini arıyor. Artık geldik arkadaşlar sanayi yeri. Arkadaşlar biraz önce arabasızdık. Şimdi araba fazlalığından araba bıraktık. Aynen, bırakmaya gidiyoruz. Bakalım devam edelim mi diyor. Evet. Gün geçmiyor ki. Dakikalar geçmiyor ki yeni şeyler yaşayalım. Şimdi çocuğa hediye almaya geldik. Nihat'ın bebişi. Hadi gel başka bir yerden bakalım. Yürü. Tenis topu al, oynarız gel. Hep oynarlar. Ayrıca hep golf. Bir golf, bir tenis oynarlar. Ya golf sahamızı geçen sene çamur olduğu için. Bir daha da yapmadınız herhalde. Arkadaşlar maalesef çocuğa... Alır mısın? Lütfen. Ha? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Anlık bir video çektiğimiz için sonunu tam olarak ayarlayamadık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Buradaki serüven şöyleydi arkadaşlar. Bizim Bozdük'ten otostopla dönmemiz gerekiyordu. Nihat'ın işlerinden dolayı halledemedik işlerini. Yarım kaldı. O yüzden aracımız Bozdük'te kalmak zorundaydı. Biz de otostopla Sakarya'ya gelmeye çalıştık. Aslına bakarsanız Nihat'ın da amcasından haberi yokmuş. Amcasıyla sadece konuşmuşlardı. Hani biz burada kaldık. İşte bilginiz olsun gibisinden. Sağ olsun kendisi de incelik yapmış gelmiş. Şans eseri Karşıyaka'dan bizi görüyor ve yanımıza geliyor. Böylece o yoldan kurtuluyoruz. Ama o aşamaya kadar aslına bakarsanız bir sürü serüven vardı. Ben oraları çekmedim. Videoyu paylaşmayı düşünmüyordum çünkü aslına bakarsanız. Bayırdan aşağı indik. Ya bayağı uzun bir süre yolda yürüdük. En az bir 2 kilometre yol yürüdük. Kimse durmadı. Yine aynı o benzer durumlar yaşadık. Ali abimiz geldi ve bizleri kurtardı. Umarım video eğlenceli geçmiştir. Böyle biraz daha bizim her zamanki eğlenceli video konseptimizin olmasını istedim. Hani olmuşsa eğer bir hatamız özür diliyorum sizlerden. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Eğer ki beğenirseniz bu tarzda aslında anlık videolar çekip sizlere paylaşabiliriz. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.